Merhaba arkadaşlar, For Life TV kanalının hazırladığı Fatih Ermiş'le Çocukça Şeyler programına hoş geldiniz. Bu programda sizlere öncelikle sihirbazlık gösterilerinde kullanabileceğiniz bir sihirbaz asasının nasıl yapıldığını öğreteceğim. Sihirbaz asası çok önemli bir malzemedir sihirbazlar için. Çünkü sihirbazlar bu asa yardımıyla pek çok sihirbazlık numarası yapabilirler. Evet, bu asayı yapabilmemiz için öncelikle 2 adet kurşun kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve bir de siyah renkte bir el işi kağıdı kullanacağız. Ve hiç vakit kaybetmeden size asamızın yapımını gösteriyorum. Siyah el işi kağıdımızı siyah rengi altta kalacak şekilde masamızın üzerine koyuyoruz. Ve kurşun kalemleri de bu şekilde kağıdımızın üzerine yerleştiriyoruz. Yapacağımız işlem çok basit. Kurşun kalemler yardımıyla el işi kağıdımızı sarıp bir rulo haline getiriyoruz arkadaşlar. Evet, burada kurşun kalemler el işi kağıdının düzgün bir şekilde sarılmasına yardımcı oluyor. Evet. Sarma işleminde sonlara geldiğimiz zaman kalemleri içerisinden çıkartabiliriz. Bir kenarda ayırabiliriz arkadaşlar ve iyice sarıyoruz. En son açılmaması için de şurada bir yapıştırıcı yardımıyla el işi kağıdımızı yapıştırıyoruz. Şöyle de iyice ruloyu sararak hiçbir şekilde açılmaması için yapışkanımızı bastırıyoruz. Evet. Siyah uzun bir çubuk elde ettik ve tabii bu kadarla sınırlı değil. Bir adet A4 dosya kağıdı kullanacağız arkadaşlar. Bunu da ilk önce ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra açtığımız zaman ortasında bir çizgi meydana geliyor. Bu çizgiden kağıdımızı keseceğiz. İki adet kağıt elde etmiş olduk. Bunlardan sadece bir tanesini kullanacağız. Diğerini kullanmıyoruz, kenara ayırıyoruz. Bu kullanacağımız kağıdı da yine aynı şekilde ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Tam ortasından aynı şekilde bir çizgi çıkacak şekilde katlıyoruz. Açıyoruz ve aynı çizgiden kesmeye devam ediyoruz. Evet, bu şekilde iki tane de şerit elde etmiş olduk. Şimdi bu şeritleri sopamızın uçlarına yapacağız. Yine aynı şekilde buradan sarıyoruz. Sararken şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamamen sıfırdan değil, biraz daha şöyle ortalayacak biçimde, beyaz kağıt biraz dışarıda kalacak şekilde sarmaya dikkat ediyoruz. Evet, tam buradan sarıyoruz. Ve yine sarma işlemimiz bittiği zaman bir yapıştırıcı yardımıyla beyaz kağıdımızı da buradan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Yine mesafemizi ayarladık. Ve yine yapıştırıcımızla yapıştırıyoruz. Kenarlarda bazı parçalar kalabilir. Onları da makasımız yardımıyla keserek buralarını düzeltebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir sihirbazlık sopamız oldu. İyice yapışması için birazcık beklememiz gerekiyor. Daha sonra gösterilerimizde bu çubuğu kullanabiliriz. Bu gördüğünüz gibi siyah ve beyaz renklerinde standart bir sihirbaz çubuğu arkadaşlar. Ama artık siz bir sihirbaz çubuğunun nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz gibi farklı renklerde, farklı boyutlarda ve farklı şekillerde sihirbaz sopaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, rengarenk sihirbazlık sopalarıyla çok güzel sihirbazlık gösterilerinizi renklendirebilirsiniz. Sihirbaz sopamızı da yaptığımıza göre şimdi güzel bir sihirbazlık oyununu öğrenme zamanı geldi arkadaşlar. Bunun için
bir adet iskambil kartına ihtiyacımız var şu şekilde. Ve bir bardak süt kullandım ben. Siz isterseniz içerisine meyve suyu, limonata gibi başka içecekler de koyabilirsiniz. Evet, bardağımızı herkese gösterdik. İskambil kartımızı gösterdikten sonra kartın üzerine bardağımızı koyuyoruz. Evet, içi süt dolu bardağımız iskambil kartının üzerinde sihirli bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlere bu oyunun nasıl yapıldığını öğreteceğim. Bu oyunu yapabilmemiz için de 2 adet iskambil kartı kullanmamız gerekiyor. Şimdi nasıl yapıldığını öğreteceğim size. Çok basit. Bir iskambil kartımızın arkasında ikinci bir kapak var arkadaşlar. Gizli bir kapağımız var. Bu şekilde kapalı duruyor. Bu şekilde açılıyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bir iskambil kartını yazılı kısım dışarı gelecek şekilde ortadan ikiye katlıyoruz. Evet, bu şekilde. Ve sadece bir tarafına yapıştırıcı sürüyoruz arkadaşlar. Evet, tamamen kağıdın yarısının her tarafı yapıştırıcı olacak şekilde yapışkanımızı sürüyoruz. Daha sonra açıp düz bir vaziyete getiriyoruz ve kullanacağımız diğer kartın tam arkasına bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartımız şu anda hazır. Şöyle arkasında gizli bir kapağımız var. Gösterimizi yaparken seyirci her zaman tam karşımızda duruyor ve siz burayı görüyorsunuz ama seyirciniz bunu görmeyecek. Bu şekilde duracak. Bu şekilde zaten kart duruyor ama kartı bu şekilde tutmayın. Açtıktan sonra bardağı koyup dengede tutmaya çalışın arkadaşlar. Tam ayarlayın bardağın durduğu şekli ve tam dengede durduğundan emin olduğunuz sırada ellerinizi çekebilirsiniz. Evet, seyirci şu anda tek bir kartın üzerinde bardak durduğunu görüyor ama aslında şu şekilde siz arkadaki sırrı görebiliyorsunuz. Evet, şu arka tarafı kimsenin görmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ben seyirciyim, siz sihirbazsınız. Ve şu an sizin sihirbaz açınızdan bunu gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaki kapağın arkasında duruyor. En son bardağı kaldırırken kapağı kapatıyoruz. Hemen arkalı önünü gösteriyoruz. Kimse arkasında herhangi bir numara olduğunu görmüyor arkadaşlar. Gösterimiz bittikten sonra da bu kartı bir kenara ayırıyoruz. İsterseniz bardağa koyduğunuz süt ya da meyve suyunu içebilirsiniz tabii ki arkadaşlarınızın şaşkın bakışları arasında. Evet, bu yapmış olduğumuz sihirbazlık numarasının ismi güçlü iskambil numarasıydı arkadaşlar. Evet, bu oyunları yaparken tabii ki öncelikle ayna karşısında bolca pratik yapıyoruz. Kendimizi seyrediyoruz, izliyoruz. Ayna karşısında kendinizi kandırabildiğiniz zaman bu oyunu arkadaşlarınıza, ailelerinize ve öğretmenlerinize yapabilirsiniz. Emin olun onlar da çok şaşıracaklardır. Evet arkadaşlar, ben Fatih Ermiş. Programımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaş butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız da kanalımıza abone olun. Çünkü ilerleyen programlarda da çok beğeneceğiniz başka sihirbazlık numaraları, eğlenceli deneyler ve tabii ki evde kendi başınıza yapabileceğiniz keyifli oyuncaklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tekrardan hoşça kalın diliyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun.